Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar KVK sistemleri ile ilgili konuşacağız. Şu anda oyun çok değişik bir yöne gidiyor KVK yönünden. E, bu sadece tabii ki e, Firtplay oyuncuların e, lehine veya aleyhine olan bir so sonuç değil. Ya biz bu iki tarafı da konuşacağız. E, yeni gelen KVK'lar zaten pay to win KVK'lar fakat e, sistem bayağı değişiyor arkadaşlar. Şu anda onların üzerine konuşacağız biraz. E, eskiden biliyorsunuz ki KVK geliyordu. Ve bu KVK'nın ardından yaklaşık 1,5-2 ay sonra bir daha KVK geliyordu. Yani e, sürekli bir aralık oluyordu ve insanlar 1,5-2 ay bazı e, krallıklar için uzun geliyordu arkadaşlar. Yani 1,5-2 ay sıkılıyorlardı. E, mesela biz de öyleydik. Örnek vereyim. 1,5-2 ay olması değil de 1 ay belki yeterli olacak. Belki 2 hafta. O kahve kan yani ilk yaşadığımız kahve savaş durumuna göre çok yoğun savaş geçtiyse ister istemez insanlar şunu istiyor ya yani biraz kaynağımızı toparlayalım askerimizi toparlayalım bir daha kahve gelelim hadi bir ay iki ay iyidir ama diyelim ki o kahve çok aşırı savaşta geçmedi Beklerinizden az savaş yaşadınız rahat kazandınız veya rahat kaybettiniz fark etmez e, sonrasında dersin ki mesela ben iki hafta sonra bir daha KVK'ya gireceğim. Bir ay sonra bir daha KVK'ya gireceğim. Keşke olsa girsem. Hani insanlar bunu diyordu. Şimdi yeni sistemde şöyle bir şey var arkadaşlar onu size açıklayacağım. Ee, biliyorsunuz ki biz ilk bu kahraman marşını krallık Altı olarak ilk seçtiğimizde yani ilk deneme sürecinde ilk 20 krallık e, dahildi. Bunun 19 tanesi seçmişler arkadaşlar. Sadece bir tane krallık 19. krallık seçmemişti. O da daha sonrasında e, bizden sonra yaklaşık e, 3 hafta sonra mı geldi öyle bir şey veya 2 hafta sonra gelen KVK sistemine dahil olabildiler. Yani bu da bize neyi gösteriyor? E, biz burada şu an bunu seçmesek bile 15 gün sonra. Yani bu sistemden ya yani ortalama bu. Ben hani net bir rakam yok ama belki ben genelde bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yani 15 gün sonra bir kahve kadar gelecek. Aynı bu şekilde seçmeli. Sonra e, bu şekilde düzenli şekilde kahveler gelmeye başlayacak. Yani siz mesela bitireceksiniz bir kahve kahvenizi. Sonra 15 gün sonra bir kahve daha gelecek misal. Sonra bir kahve kahve Belki 1 2 hafta sonra bir kahve kadar daha gelecek. Tabii ki bunlara girmek zorunda değilsiniz. Artık seçme olayı var. Peki bu KVK sistemleri hangi krallıklar dahil olacak? Tabii ki onu da şunu şöyle açıklayalım. İlk 4 KVK'yı yaşayan krallıklar yani ilk e, birinci sistemi iki kere yaşayacak, ikinci sistemi iki kere yaşayacak. Hatta bazılarının şöyle yaptılar. E, ikinci i̇kinci sistem olan aydınlık ve karanlık bir kez oynayıp bu KVK sistemine dahil olanlar oldu. E, ama genelde bu 4 kez o en kötü 4 en e, şeyde 3 kere KVK geçiren krallıklar bu sisteme dahil olacak. Daha sonrasında mesela misal seçtiniz girdiniz, savaştınız. Dediniz ki ben e, girmeyeceğim. Misal. Bir, bir süre girmek istemiyorum. 15 gün sonra geldi, girmediniz. Bir 15 gün sonra daha geldi, gene girmediniz. Yani yaklaşık 45 gün e, so ya girmeyeceksin. 3 kere girmem hakkı veriyor ya size. 3 kere girmeyeceksiniz. 45 gün ediyor bu. Daha sonrasında ya yani 2 ay doldurunca yani 60. günkü KVK zaten otomatikman sizi kaydediyor. Yani girmek zorundasınız. Her KVK'da böyle bir şart getirdi ya. Yani artık kvk'larda şöyle bir şey yok arada. Ya ben işte KVK'yı bitirdim. 2 ay bekleyeceğim bir buçuk ay bekleyeceğim. Böyle bir şey yok artık arkadaşlar. Yani krallıktaki yönetim diyecek ki arkadaşlar her e, KVK bittiğinde 15 gün ara bir daha KVK. 15 gün ara bir daha KVK şeklinde bol bol KVK artık yani olay KVK'ya döndü. E, buradaki seçenekte şöyle bir şey var. Mesela burada gördüğünüz gibi bizim şu anda toplamda 38 tane kaydolan krallık var. E, biz kaydolmadık. 1002 falan kaydolmadı diye biliyorum. Birkaç krallık ya 1004 falan var. Onlar hiç kaydolmadı çoğu. Yani bu krallıkların çok e, yani ilk 20 krallık değil de 19 da saymayın gene. Bir de 1500'lerin sonu 1600'lerin başı olan krallıklar. Yani o, o civardaki krallıklar dahil oldu bu e, sisteme şu an. Yani 38 tane krallık dahil oldu. Şimdi şu anda bu 38 tane krallığı ya iki haritaya bölecek 19 19 şeklinde. Yani o, o muhtemel olanı o yani. 19 19 bölecek. O civarlarda olacak yani. Çünkü iki tane şu an 501 ve 502 boşta. Oraya koyacaklar yani buradaki sistemde dediğim gibi pay to win bir sistem bazı arkadaşlar yazmış yani bu sistemde memnun olanlar var veya işte güzel ola, ola diyenler var ama arkadaşlar sistemin sıkıntı olan yanlarından bir tanesi misal sis sis var bu haritada sis açıyorsunuz bu gerçekten her oyuncunun böyle zevk alacağı bir şey değil zaten sıkıntılı bir durum sis açma kime keyif verebilir ki yani uğraştırıcı bir durum onun yanında para yatıran oyuncular zaten üstün o da bir sıkıntı. Mesela ben size e, bazı e, yani onları silmiş olmasam göstersem oradaki stat farklarını görseydiniz yani. Adamlar e, 400 statlara ulaşan var, i̇şte 300 statlara ulaşanlar var. Yani baya uçuk statlara ulaşan arkadaşlar var. Tabii ki bunlar ekipmanlar da iyi yani adam sadece para yatıran oyuncunun zaten sadece burada bu KvK'daki getirdiği statlar değil. Parası da e, ekipmanını da yükseltiyor. Sizden ekipman olarak da üstün olduğu için baya baya stat çıkıyor oraya. Yani e, bu sistem gelelim şimdi yani nasıl olacak yani frutiple oyuncular için bu şekilde olması iyi mi kvk'nın böyle bol bol gelmesi veya öyle kral şimdi mesela gittiniz artık imperium krallıklar tarzındaki krallıklara gittiniz veya imperium sayılacak aktif krallıklara gittiniz bu krallıklar büyük ihtimalle benim dediğim sistemde mesela şu an biz bunu seçmedik ki arkadaşlar bu düşecek bu sistem yani biz girmeyeceğiz tabii ki daha sonrasında bir daha kvk gelecek muhtemelen bir iki hafta içinde üç hafta içinde bir daha kvk sayacak sonra bu şekilde devam edecek. Yani sistemi oturtacaklar. Yani bu sistem mecburen oturacak. Artık böyle bir standart olacak bunun. Artık 20 gün mü olur, 25 gün mü olur, 15 gün mü olur bunu bilemem ama ben hani standart kafadan 15 gün dedim. Daha sonrasında mesela dediğim gibi girmedik. 15 gün sonra bir daha, 15 gün sonra bir daha. En son zaten mecburen siz 1,5-2 ay sonunda her 1,5-2 ayda bir KVK girmek zorunda olacaksınız krallık olarak. Girmediğiniz zaman mecburen sokacak en azından e, sizin seçmeniz lazım. Yani buradaki seçenekler çoğalır mı? Bence çoğalacak diye düşünüyorum. Ben hani Kahraman Marşı, 8. Savaş, bu ikisi Pay to Win KVK. Ya yani burada şunu düşünmüşler. E, hani öyle göstermeye çalışmışlar. İşte biz araştırma getiriyoruz. E, T5 açan e artık inşaatla iş olmayan oyuncular inşaat ve araştırmalarını burada harcasın. Eyvallah. Ben de var harcarım ama kristal kasamıyorsunuz. <laughs> Sıkıntı orada. Yani burada e, parayla yatıran oyuncular kaç milyon kristal ulaşıyor. Siz yani oyun sonuna kadar kastığınız kristallerle fullemeniz mümkün değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Fullye ben free olarak fullleyeceğim diyen varsa gelsin fullesin. Öyle bir sistem yok yani. Ee, en sonunda bile yani 50 günlük KVK'nın en son gününde bile yapamazsınız bunu. Çünkü biz de yaşadık, biz de gördük. Ha bunu sonradan değiştirirler veya kazanma, kristal kazanma şeyini fazlaştırdılar mı emin değilim. Çok da ben aşırı fazlaştıracaklarını düşünmüyorum. Çünkü adam ya o zaman niye para yatırsın? Kristal kolay elde ederse. Böyle bir sıkıntı var bu KVK'larda. E, Truva atı benim bildiğim yani sordukları kadar birinci kahve sistemi. Acaba diyorum hani bu 8. Savaş'ta ben videomu izlemişsinizdir. Orada harita birinci kahve haritasıydı. Fakat arada böyle o köşedeki krallıklar sıkıntı yaşamasın diye bir arada böyle geç şey yapmışlar. Dağları koymuşlar. Eğer öyle bir sistem ise gene yani atı bu sistem oynanır misal. Yani ilk bu Kahraman Marşı ve yani 8. Savaş gibi olmayacak. E, şöyle bir şey getirirlerse ve e, misal. Truvat'ı da bu 8. savaş ve kahraman marşı gibi yok araştırma merkezidir şudur budur o tarz bir sistem koyarlarsa Bizi diğer sistemlerden mahrum bırakırlarsa baya baya sıkıntı olacak Fırt play krallıklar var arkadaşlar birçok fırt play krallık var Her krallık pay to win oyuncu e, yok bol bol yani Imperium krallıklar da var bu imperium'a yakın krallıklar da var ama e, Birçok pay to win yani imperium krallıklı bu düzeyde krallıklar çok değil Böyle abartılacak kadar e, işte 2000 tane şey, krallık varsa veya işte 200-300 tane krallık varsa bunun %20'lik kısmı belki benim dediğim %80'lik kısmı gene birçoğu çoğu oyuncu, Low Spender dediğimiz az para harcayan oyunculardan oluşuyor. Onun için bu sistemleri o şekilde düzenlemeleri gerekiyor. Ee, 15 günde bir misal çıktık. 15 günde bir gelmesi <laughs> bizim açımızdan iyi mi kötü mü onu söyleyelim. Ben Firtiple oyuncular için iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Ee, zaten... Ee... Yani T5 değilseniz arkadaşlar T5 oyuncu değilseniz zaten çok aşırı bir kaynak sıkıntınız olmuyor KVK savaşlarında asker sıkıntınız olur belki onu da artık idareli bir şekilde kullanmaya çalışacaksınız Yani e, ve insanlar KVK'larda KVK daha böyle e, kazanmak için daha organize olacaklar daha böyle krallıklar gelişecek bilmem ne olacak falan bol bol işte e, krallık diyecek ki misal biz hazır sürekli KVK'ya giriyoruz ona göre oyuncu çekecek bazı diyecek ki biz arkadaşlar KVK için oynamıyoruz <laughs> bu krallık işte e, mecbur kaldığı sürece KVK'ya diyecek, o şekilde göç alacak yani savaşçı oyuncular e, savaşa göre bir yerde ama savaşçı az seven böyle ben farm yapayım gelişeyim mi? bakanlar başka bir yerde toplanabilecek yani böyle bir sistem var e, ödül almak isteyenler için yani Playlerden ödül almak isteyen ben savaşacağım savaşmayı seviyorum ödülümü de alırım gibi aklında düşüncesinde olan insanlar da ne yapacak bol bol KVK geçirecek e, ödül, bol bol da ödül alabilecek ona göre krallığa gittiğiniz zaman. Mesela bizim bu krallık altıda savaşmayı seven e, bol Türk oyuncu artı şu an Koreliler falan da var misal. Bu tarz oyunculardan oluşuyor. E, yani biz mesela misal bize örnek verecek olursam ne olur? 15 günde girmeyiz de misal çok ağır bir KVK geçiriz. 30 günde gireriz. 30 günde deriz ki herkes kaynağını, askerini bilmem nesini ayarlasın. 30 gün sonra savaşa gideceğiz. Ona göre hazırlığınızı yapın. Bu yönetim olarak karar alınır herkese söylenir. Herkes ona göre kaynağını toplar, askerini ayarlar, hızını ayarlar, bilmem neyi ayarlar. İşte barbar bar kesecek olan potunu ayarlar. Yani bol bol bunlara ayarlanır. Benim tek korkum yani şu an bu sistemdeki tek korkum arkadaşlar bu kahraman marşı veya sekizli savaş şeklinde kristallere devam etmesi. Yani burada bu sistemlerin T4 oyunculara hiçbir katkısı yok zaten. T4 oyuncu inşaat ve araştırma zaten T5 açmak için kullanıyor. T5 oyuncu da kristal e, para yatırmayınca kristal kasamıyor. Kristal kasamadığı için o da oradan hani hızlı olsa bile elinde e, basamıyor. Maalesef öyle bir döngü var. E, ben onun için bu, bu, kısmın olmasını pek istemiyorum. Umarım yani şu Turvat'ı dediğimiz kısım e, birinci KVK sistemi tarzıdır. Yani bilmiyorum. Sonuçta aydınlık ve karanlığı önceden gözüküyordu kaldırdılar falan. Benim aklıma şüphe düştü orada hani kahraman var sekizli savaş aynı sistem. Turvatı nasıl bir sistem onu bilmiyoruz. Birinci kvk gibi demişler ama birinci kahve mı belki başka sistem hani bilmiyoruz sonuçta bunları. Oyun şu anda bir şeyler deniyor. Umarım bizim açımızdan yani fürtüplü oyuncular ve az para yatıran oyuncular açısından güzel olur bu sistemler. Dediğim mantıklı olacak ona o kesin çünkü bu diyor yani 3 tane KVK girmezseniz şu e, kaydolma kısmında kaydolma kısmına oraya geçtik tabii ki ama 3 tane KVK girmezseniz muhabbeti var ya. 3 kez aralarda katılmamış olan krallıklar bir sonraki kayıt döneminde otomatik olarak rastgele bir kay, hikaye hikayeye kaydedilir. Yani burada diyor ki ben bu şeyleri artık getireceğim. Mesela misal 1600'ler, 1700'ler artık e, 1700'lü krallıklara dahil oluyor. Mesela 700. krallıklar falan dahil oluyor. E, Burada ne olacak işte? KVK gelecek. Bu 700 krallıktan mesela diyelim ki 100 tane seçecek. İkinci sistem geldiğinde bir, 100, bir 150 daha seçecek. üçüncü sistem geldiğinde 600 kişi belki 600 bir anda seçecek. Yani bu e, sistemler bu şekilde böyle sürekli KVK getirecekler. Yani bu bu artık bir döngü olacak. E, şey şartı koşmayacaklar. Yani 2 ay 1,5 ay bekleyin. E, bunu da tek düze çevirmeye çalışacaklar büyük ihtimalle. Şu anda KVKların süresi, yani şu 8. savaşın süresi de bunun aynıydı herhalde, 50 küsür gündü. Yani sürelerini bence 50 küsür günden biraz da sürelerde bir tık daha kısa Bence 45-45 yapıp misal, 45-45 yapıp o şekilde 15-15 sürekli benim dediğim şekilde getirmeleri biraz daha mantıklı olabilir, ama 20-20 şeklinde de gidebilir, yani 20-20-20, 20 günde bir şeklinde düzenli şekilde getirebilirler kvk. Şimdi mesela göreceksiniz buna girmedik. Hala bakın daha bu bizden kaybolmadı. Girmedim katılmadığımız halde. Bu bir süre sonra kaybolacak. Sonra belki 15 gün sonra, bir ay sonra bilmiyorum. Yani bu şu an kvk'si devam edenlerin kvk'si bitecek şu an. Bir çok kral kvk'da ya. Onda bir daha gelecek. Sonra işte o biz o kvk'ın içindeyken bir daha gelecek. Girmek istemeyen girecek. Yani en azından bu girmek istemeyen kral gidip de böyle misal şöyle olmayacak. Yani 6 ay adam hiç kvk'ya görünmeyecek bir krallık. Öyle bir şey saçma olurdu bence. Ben sistemin böyle olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de artık böyle hızlı hızlı şekilde insan yani savaşmak isteyen karakterler girecek, savaşacak. O 15 günlük ara, 20 günlük ara isteyen yapabilir. isteyen iki posta girmez, 40 gün yapar veya işte 30 gün yapar arasını. Sonrasında katılır. Yani bu plana göre, programa göre belli olur. Tabii ki burada şu sistem de göz önünde bulundurmalı Ne olacak işte eee bu belli bir günün içinde olan ve belli bir KVK sistemi sayısını tamamlamış Krallıklar bu KVK seçme sistemine dahil olacak diye düşünüyorum. Artı e, bu artık herkes birbirle karşılaşabilecek. Yani mesela biz 1606. krallığız ya. Gidip de biz 700. 800. krallıklarla bile karşılaşabileceğiz artık. Misal örnek verecek olursak. E, zaten oyunda şu var. Oyunda bunun farkında. Adam Gidiyor bütün e, şeyleri elinde var. Komutan adam neredeyse bütün komutanlar tamamlamış. Bu adam 1800'lü krallıklara göç ediyor. İşte ne bileyim 1700 krallıklara göç ediyor. Böyle birçok örnek var e, ve topluca göç ediyorlar. Mesela bir birlik olarak tak gidiyor adam 1800'lü kralla 100 100 kişi ve bu 100 adamda da sağlam komutanlar hepsi var. Onun için oyun bunun farkında e, KVK girilse de bu e, şeyleri açacak muhtemelen. Hani artık komutan sistemini nasıl yapar emin değilim ama muhtemelen ee, en son karar da şuydu. O KVK'daki en yaşlı krallık hangisi ise onun en son açık komutanına göre gidiyordu sistem. Muhtemelen bu da öyle olacak. Yani mesela biz 1600 ya. en yaşlı biz bizim krallık. Mesela şu anda kim var? Nebukadnezar var. Nebukadnezar veya Cyrus dahil olacak yani misal. Ee, onun için bu sistem bu şekilde olur diye düşünüyorum. Ee, ya ileride göreceğiz. Ben sistemleri kafamda bu şekilde oluştu yani şu an gördüğüm kadarıyla çünkü bizim 20'lik 20'lik kahve kadar girmeyip de yani 20 tane karalık 19 girip bir tanesi girmeyip de daha sonra bizden 2 hafta sonra gelene dahil olması bizim şu an e, çıkar çıkmaz bunun gelmesi şimdi buna girmediğimiz zaman bir dahaki sistemi de göreceksiniz bize gelecek ona da girip girmemek ayrı bir nokta ama e, gene aynı şekilde böyle böyle ona da girmezsek bu 1 oldu ya şimdi bizim o 2 olacak zaten muhtemelen buna uyarı koyarlar işte biri girmedin 2'i girmedin 3'üncü de girmedin İşte dördüncüde bir senarci veya üçüncü sistemde artık gireceksin gibi. Ee, sizi zorunlu. Zaten bizim KVK biteli iki hafta oldu olmadı. Belki bir bir, bir hafta iki hafta arası bir şey oldu. Ee, direkt geldi arkadaşlar. Muhtemelen bu şekilde devam edecek. Yani denk gelebilir. Mesela KVK biti, bir hafta sonra bir daha KVK gelmesine şaşırmayın artık. Ee, artık bunlar olacak yani. Artık bu sistemler böyle tak 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 belli bir sistematik şekilde gelecek. Her işte iki haftada bir, her üç haftada bir artık sistemi ne yapar bilmiyorum, sürekli dönecek dönecek, giren krallık girecek, girmeyen katılmak istemeyen katılmayacak şeklinde e, devam edecek arkadaşlar. Evet, video bu şekildeydi. Yani bizim Fırtiple oyuncular için inşallah e, şu sistemlere yani hikaye seç moduna e, Aydınlık Karanlık ilk kahve KvK sistemi şeklinde KvK'lar da dahil olur da e, en azından Fırtiple'ye krallıklar oralarda bir nebze nefes alabilir. E, artı, şey oyuncular da hiç tanımıyor yani, e, git diyor, alt krallıklar da geliş diyor. Mesela adam T4 eski krallıkta oynamasın gibi bir sistem oluyor o zaman bu. Çünkü en son 25 seviyeler giremiyordu <laughs> Kahraman Marşı'nın kahve kartasına. 25 seviye ana binası olmayanlar. En son ona değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama en son öyleydi. Yani zaten girse de adam orada bir şey yapamayacak. Çünkü hız basamaz araştırmaya. inşaat aynı şekilde hızı basamaz. Çünkü adam T5 açacak. Onun için sistemi inşallah gelir. Aydın karanlık ve o şekilde oynarız bilgisayar. Ben sevindim. Böyle bu şekilde olursa sevinirim hatta. En azından arka arkaya KVK gelsin. Biz girip girmemek bizim elimizde olsun. Biz karar verelim. Buna girmedik. İki hafta sonra bir daha gelecek. İki haftakine hazırlanıp ona girelim misal Bunu kararını verebilmek krallıklar için iyi olacaktır. En azından oyuncular sıkılmayacak. Artık o bir buçuk iki ay. Ve misal KVK'nız çok basit geçti. Hiç savaş dönmedi. Kazandınız rahatlıkla. Şimdi bu bu tarz bir krallık gider tak. Bir hafta sonra KVK gelse gene girer. Veya iki hafta sonra KVK gelse gene girer. Niye? Çünkü adam da kaynağı bitmemiş. Askeri bitmemiş gibi gibi. Ee, onun için. Büyük ihtimalle bu güzel olacaktır bu sistem. Ama umarım dediğim gibi o yanlışı yapmazlar. Çünkü çok oyuncu kaybederler. Yani bu şekilde devam ederse. Oyun çünkü pay to win şeyi çok yükselmeye başladı. Yani bu KVK sistemiyle beraber bayağı sıkıntıya girdi. Zaten insanlar sessiz kalıyor. İşte ekipman getirdiler. Ekipmanlara şimdi. Yeniden bir sistem getirip sonra para yatıran oyuncular bir tık daha kasması kolaylaştı. Para yatırıyorsan işte elmas da alabiliyorsun. Bilmem para yatırarak alabiliyorsun gibi gibi. Orada da Furt Play'lerin bir geçtiler. Şimdi bunu getiriyorsun. Bunda da aynı şekil. Yani Furt Play oyuncu burada hiçbir şey oluyor yani. Hiç, hiç adam yanına koymamış oluyorsun. Burada inşallah onu eklerler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup beni desteklemeyi arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.